yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut Bulut gündemden düşmüyoruz baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut Bulut gündemden düşmüyoruz baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Niye? Bugün ne inceleyeceğiz abi? Bugün ne inceliyoruz abi? Bugün yemekte Otto Strazen ve Ronny Ulan setleri var. Türkiye'ye çok fazla gelmedi. Geldiyse de görünmedi. Göründüyse de bilinmedi. Ya, sıradaki setimizi çantadan çıkartalım. Otto Strazen. Bir Avrupa arabaları karması. Böyle bir set. Ay, Almanlar geldi. Bunun da çeyizi var da ele geçiremedik. Bunun çeyizi var. Eyvah. Siyahı. Bunun siyahı var. Bulursam yakında onu da alırım, çekeriz. Ve onu da ağzımla açacağım. Oh yeah man. Oh yeah. Sana puanım 9 kanka. Ne oldu? Hangisinden başlıyoruz abi? Hangisinden başlayayım? Çektim aldım valla. Her zamanki konumuma döneyim. Alpine A110 setin açacağımız ilk arabası. Oops. Tam bir yarış arabası stili. 3 parçalı rengi var. Siyah, kırmızı, beyaz ve mavi. Beyaz da biraz zorlanmış böyle, ıkınmış biraz. Jantları yine her zamanki gibi premium jantları. Aynalar yok. Ön tarafta 2 tane böyle minnacık sis farı var. Küçücük böyle. Tarantula gözü. Tarantula yeni gibi. Yeni laf. Yeni laf. Literatüre kazanıldı. Kokpit dizaynı gayet güzel. Arka camı hafif eğimli. Stop detaylarını yapmışlar. Alpine yazıyor. Burada da bir rakam var. Aynı rakam kaputta da var. Gövdedeki şu çizgileri kaputun üzerine ve bagaj kapağının üzerine de yapmışlar. Böyle bir model. Başarılı. İkinci model. 73 model Volvo. 73 model ya. 73 doğumlu çılgın şarkiler yorumlara yazsın. Ben 73 doğumluyum yazsın. Ya o zaman da sağlamdı bu arabalar ya. Şimdi de sağlam oğlum bak. Oo, bu biraz nazlı çıktı. 73 model olduğundan dolayı mı acaba? Olabilir. Tabii siz bunu espri olarak algılayabilirsiniz. Buram buram klasik kokan bir araç. Jantları bayağı büyük. Çok kollu. Oğlum Türk işi modifiye lan. Arkadan Murat 131 gibi duruyor. Arkadan Murat 131 gibi duruyor. Yok, arkadan Renault 12 gibi duruyor. Renault 12'nin stoplarına benziyor. Plaka detaylarını yapmışlar. Renault 12 stopları var. Köye gitsen sırıtmaz ha. Köye gitsen sırıtmaz. Dağda bayırda gezersin. Tek çıkış egzozumuz var burada. Old school tarzda. Taban detayları işte yarım yamalak. Ön tarafta tampon yok. Böyle ızgara tarzı bir şey yapmışlar. Ön tarafta işte klasik Volvo logosu. Yandan görünüşü de bu şekilde. İç dizaynı geniş sayılır. Ama araç 2 kişilik. Arka tarafta koltuk yok. Yani bunun içine rahatlıkla bir aile değil. Ha. Rahatlıkla Özge ile Mesut sığar. Ha, ilahi onur. Eyvah. Eyvah eyvah. Yok, eyvaha daha var. Eyvaha daha var. Lamborghini. İstinye Park mıydı abime? İstinye Park aracı geliyor. Lamborghini Urus. Ay. Vay Urus vay. Açıyoruz. Hoppa. Belediye bizi mühürleyecek şimdi moruk. Bak her tarafı bok ettik. Gelsin babacığım, belediye biziz zaten. Ya adam zabıta. Oo. Bayağı ağır bir model. Tekerlekleri de kocaman, baksanıza yani. Parmağımın kalınlığında tekerlekler. Bayağı büyük, 5 kollu. Önden görünüş bu şekilde. Far detayları yapılmış. Yan aynalar yok. Arabanın rengi böyle sedefli turuncu gibi bir rengi var. Turanj. Buna en çok yakışan renk bence turuncu ya. Fıstık turuncu yeşili ve, böyle. Turuncu ve fıstık yeşili olabilir. 4 çıkış egzozlarımız hazır. Stop detayları çok ince bir şekilde yapılmış. Şurada Lamborghini yazısını görebilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Bak deminki dil altı 3 parmağımı kaplarken bu 4 parmağımdan biraz taşıyor. Bayağı büyük bir model yani. Daha sonra 5 parmaklı gelecek. Gelecek gelecek. Of. Ve sıradaki aracımız yanar dönerli BMW M3. Çok, E46 kasa. Aynen, mükemmel ya.
Ya zaten ben BMW'yi abi E36 ve E46 kasalarından sonrasını sevmiyorum. O F90'lar bilmem neler hepsi böyle Apache işi, hiç sevmiyorum. Peki bunun gerçeğine bindiğim hakkında ne düşünüyorsun? Ben gerçeğine bindim, motorunu indirdim. Eskiden BMW üzerinde çalışıyordum. Gençliğimde, sene 2002. Bizde TRC satıyoruz. Eniştemde vardı bunun siyahı. Bak korumak. Koruyucu. Jelibon jelatin yine karşımıza çıktı, şıpır şıpır. Abi Sedin şu ana kadarki en iyi aracı. Yok, değil abi. Şunlar arasında en iyi bence. Ya şunlar arasında bence Mercedes varken... Açmadık lan daha onu. Dur açacağız be babacım be, dur be. Jantları çok güzel. Ön tarafta tampon altında lipler var. Tampon lipi. Skyline 2 gibi böyle uzun değil. Far detaylarını gayet güzel yapmışlar. Sis lambaları bu taraflarda. BMW logosu ve klasik BMW ızgarası. Yan tarafta yine bir M3 ızgarası var bu tarafta. 4 çıkış egzoz. Far detayları gayet güzel. Stop detayları. Burada da plakada da BMW M3 yazıyor. İç dizaynı da gayet güzel. M3 olmasına rağmen 4 kişilik bir araba bu. Yani spor araba olmasına rağmen. 4 kişilik bir araç. Bunun içine rahatlıkla bir çekirdek ailesi var. Ha, çekirdek gider aynen. Kaputun üzerinde de bir havalandırma mevcut. Model bu şekilde. Çok iyi. Favorim bu. Ve koleksiyoncuların delirdiği... Koleksiyoncuların delirdiği 72 model Mercedes-Benz 280 SL-ET soyadımdan. Ve ben bunu galiba ne oluyor? Bunu da dişimle açtım. Çünkü millet buna da deliriyor. Biz bunu da açarız kardeş. Bunu da açarız. Aa bak yine. Yine bir jelibon geldi bak. Koruyucu. Allah aşkına şuna bak ya. Mı sineği ısırdı. Vallahi ısırdı ana ısırdı. Vallahi ısırdı ha böyle. Aa ısırıyor bir daha. Çeçe sineği bunlar. Evet arkadaşlar Mesut'u sinek ısırdı, ona bir ufak mola verdik. Sineğe sövdük, geri gönderdik. Şimdi sırada yeşil Mercedes var. Sarı Mercedes filmini hatırlar bazı eski şarkiler. İlyas Salman'ın. Bu da onun yeşili. Jantları da yeşil. Ön taraf buram buram klasik kokuyor. Ben diyor ki çok eskiyim. Eskilikten öldüm ben diyor artık. Kamuflajla aynı renk. Kamuflajımla da aynı renk olabilir aslında. Güzel. Kurbağa vah dedi. Kurbağa vah dedi. Tamponlar nikelajdan. Plaka detayları, stop detayları ve markanın logoları ve motor hacmi yazıyor burada. 4.5 motor varmış. Arka tarafta bir perde var görüyorsun. Eski model arabalarda eskiden hep böyle perde olurdu, evet. arka camlarda. O perdeyi de unutmamışlar. Silecek detaylarına kadar yapmışlar. Model bayağı baba model. Çok iyi ya. 5 parmak. 5 parmak. Şöyle. Yani benim elim daha küçük babacığım. Benim elim olabilir. Ben 5 parmak. O bir deli gibi. Eli küçük olanın... Bahtı küçük olur. Bahtı da küçük olur. Ve son model de burada. Ay resmen bu bölümü de bitirdik babacığım. Bitirdik abi, ben de bittim vallahi ya. Çok çabuk geçti ya. Çok sıcak dışarısı beyler. Yan yürük. Bir videonun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık. Abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum atın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Amcanızın kızına gösterin. Herkesle paylaşın abi. Bir yeni formül keşfettim abi. Sınıfta okula giden çılgın şarkılar yanındaki... Derste izliyorlar. Hani herkes bir çılgın şarkı yaparsa zombi gibi ısırıyor onu derken saadet zinciri. Şimdi ben de Mesut'u zombi yapacağım. Yaşlı teyzeler keşke gelseler, iki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler, ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut Bulut gündemden düşmüyoruz baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut Bulut gündemden düşmüyoruz baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Yeah.